Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz'e Medine Yahudilerinden bir grup geldi. Hazreti Peygamber'i imtihan etmek adeta haşa. Hani onu sorguya çekip bilemediği şeyleri soracaklar. Çünkü Resulullah Mekke'de yetişmiş. Okuma yazma bilmeyen, bana Allah vahyediyor diyen birisi. Dolayısıyla Tevrat'ta çok derin ilim sahiplerinin anca bilebildiği bilgiler. Tevrat bizim kitabımız gibi değil. Yani Tevrat deyince Kur'an-ı Kerim gibi böyle ince bir kitap aklınıza gelmesin. Dolayısıyla Hazreti Allah'ın bir de peygamberimizden önceki diğer peygamberlere gelen kitaplar bir anda gelmiştir toplu olarak. Resulullah Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim peyderpey, ara ara, olaylara göre, zamana göre, şartlara göre farklı ayeti kerimeler, farklı sureler gelmiştir. Yahudiler Resulullah'ı sorguya çekmek, imtihan etmek ve onun bilemeyeceği şeylerle onu mahcup etmek istediler. Ve Medine'de Resulullah'ı ziyarete geldiler. Medine'de yaşayan Yahudilerin bilginleri, alimleri. Peygamberimize dediler ki cennete girenlerin yiyeceği ilk yemek ne olacak? Cennetliklerin yiyeceği ilk yemek. Bu onların Tevrat kitaplarında da vardı. Peygamber Efendimize de bunu ancak Cebrail Aleyhisselam bildirirse bilebilir. Çünkü Resulullah daha öncesinden Tevrat okumuş biri değildi. Peygamberimiz daha öncesinden birinden Baştan sona bir Tevrat dinlemiş de değildi. Dolayısıyla bunu ya Tevratı iyice bilen biri bilebilir, her okuyan da bilemez. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i her okuyan Kur'an'ın içindeki hükümleri bilebilir mi? Özel ilim sahibi olanların bilgisi daha derin. Hazreti Peygamber'e cennetliklerin ilk yiyecekleri nedir dediler. Resulullah Efendimiz dedi ki: balıkların ciğerinin yanındaki et parçası o balık ciğeri yani balık ciğeriyle beraber üstündeki et çok lezzetli ve çok pahalı. Değerli kardeşlerim, Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz bunu söyleyince şok oldular. Peki ne içecekler deyince selsebil dedi Resulullah. Selsebil ırmağının suyundan içecek ilk defa cennete girenler. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a peki ertesi gün ne yiyecekler? Hazreti Musa'nın imtihan edildiği hani buzağıyla imtihan edildi ya sığır eti yiyecekler dedi. Yahudiler birbirlerine baktılar. Vallahi doğru söyledi dediler sessizce çıkıp gittiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla oturuyordu. Onlara cennetten bahsedeyim mi dedi. Size cennet nimetlerinden bahsedeyim mi? Resulullah aleyhisselamla namaz kılmış o mübarek aziz sahabi efendilerimiz Allah onların hepsinden razı olsun. Bize Cennetten bahset ya Resulallah dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennettekiler yani Eymen kapısından girenler olacak cennete. Eymen kapısı nedir? Cennetin bir kapısı var, Eymen kapısı. Eymen. Hani çocuklara da Eymen ismi veriyoruz ya Ali Eymen, Mustafa Eymen filan. Evet, Eymen kapısı mahşer günü hesaba çekilmeden herkes hesaba çekilecek ya Allah'ın razı olduğu günahları defterleri, sevapları defterleri Allah'ın malumatında tartılmış ve onlardan Allah razı olmuş. Allah onları mahşerde ayrıca bekletmiyor. Hesapsız cennete girecek olanlar en hızlı en erken cennete girecek olanlar Eymen kapısından. Allah'ım bize Eymen kapısını açmayı şu sahur vaktinde nasip et ya Rabbi. Kardeşlerim cennetten cehenneme düşenler kafirler, münafıklar, müşrikler kardeşlerim Allah'a inanmayan, tevbe etmeden ölmüş müşrik sihirbazlar, kahinler Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor Peygamberimiz. Yani bu sihir, büyü işleri var ya çok tehlikeli. Adam sizinle namaza gelir, sizinle secdeye kapanır ama eğer sihire inanıyorsa, büyüye inanıyorsa, yapıyorsa ya da yaptırıyorsa Muhammed'e indirilen Kur'an'ı inkar etmiştir diyor Resulullah. Ve bunlar bir daha cennete giremeyecekler diyor Resulullah. Aman ya Rabbi sen koru bizleri. Peygamberimiz aleyhisselam müminlerden günahı olanlar cehenneme girip de cezasını çektikten sonra kardeşlerim tabi yeniden alınacaklar cennete konulacaklar. Cehennemde Allah emir verecek. Kalbinde zerre kadar imanı olup da cehennemde kalan kullarım oldu mu? Ya Rabbi şu iki kulun hala cehennemde. O iki kul kafirlerin de yandığı yere götürülmüş. Çünkü herkes derece derece her günahın cezası aynı değil. Her günahın cezası ayrı değil, insana zulmedenin cezası ayrı, hayvanlara zulmedenlerin cezası ayrı, kardeşlerim ağaçlara ceza verenlerin ağaçlara zarar verenlerin cezası ayrı. Sırf yani erindiği için tembellik olsun diye arazideki hani anız dediğimiz şeyleri yakanlar var ya böcekler filan ölüyor, suçsuz. Bunların cezası ayrı. Namazsızlığın cezası ayrı, oruçsuzluğun cezası ayrı. Allah'ım bizleri bağışla ya Rabbi. Kardeşlerim, herkes cennete girdi. Cehennemde kalan o iki kişi de kafirler dalga geçiyorlar. Sen Müslüman değil miydin Ahmet? Müslümandım. E sen de bizim girdiğimiz kafirlerin girdiği cehenneme girmişsin. Yani ne kadar ağır suçlu ki Hani hücre cezası var, açık hava hapishanesi var, hafif cezaevleri var, ağır cezaevleri var, yara açıklar var. Hepsinin rahat ayrı, cezası da ayrı. Onlarla alay ediyorlar. Allah azze ve celle bize zulmetmedi dedi. Biz kafirlerin merhametsizliği gibi merhametsizlik ettik. Kafirlerin Allah'a düşmanlık edenlerin yaptığı kötülükleri yaptık. Allah da bizi kafirlerin de girdiği cehenneme soktu. Allah bize zulmetmedi. Biz suçluyuz. Ama biz Allah'tan ümidimizi kesmedik. Vallahi Resulullah müjdeledi. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girecek dedi. Allah emir verdi. Onları da cennete koyun. Onlar da cehennemden çıkacak. Kaldı mı hiç Müslüman? kalmadı ya Rabbi. Cehennemde zerre kadar, toz zerresi kadar kalbinde iman olan, hayatında bir defa olsun cuma namazı kılmış, ömründe bir defa olsun bayram namazına gitmiş, hayatında bir defa oruç tutmuş, bir defa kelime-i şehadet getirmiş, bir kimse kaldı mı? Kalmadı ya Rabbi. Cehennemin kapısını kapatın ve mühürleyin. Bugünden sonra buradan çıkış yoktur deyin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.